Hocam. Halim bırak. Randevum vardı da benim. Hasta saldırdı ya. Bahattin. Şöyle bir sakinleştirici vurun ya. Ne vardı sizin? Hocam şöyle anlatayım ben size. Yani çok büyük depresyondayım. Yani geceleri rüyalarımda böyle kabuslar ve çok kötü şeyler görüyorum. Hocam yardımınıza ihtiyacım var ya. Amına kolumun çocuğu bak. Beni bıçaklıyordu az. Hocam şunu demek istiyorum. Yani artık hani yalnızlıktan mıdır nedir? Ya cezaevinden kaçan bir hasta vardı, o geldi. Bir tane şizofren vardı, o mu? He. Şeyle cinnet geçirip anasını babasını bıçaklayan vardı, o geldi mi? Kapının önünde bekliyor. İyi tamam. Hani tatsızsın, mutsuzsun. Evet, aynen. Kabus görüyor. Evet ya, hocam, doğru. Ne görüyorsun kabusta? Hocam, yaratıklar, canavarlar. Çok korku filmi izliyor mu? Biraz izliyorum. Ondandır, onu tamam, siktir et. Hocam pardon, benim bir deli raporu işi vardı ama onu bir halletsek mi ya? Ya kardeşim, ben sana şimdi deli raporunu nasıl vereyim? Sen aklı başında adamsın. Allah aşkına, lazım bana ya. Şurada bir altına sıçsam, bir şeyler, bir şeyler yapsam vermez misiniz? Yani? Ama ben seni bilerek burada altına sıçtığını bileceğim. Deliyim ya, ben deli. Ya tamam hadi ya. Eniştesini vuracakmış. Hapsi yapmamak için öyle ayak yapıyor. Burası devlet hastanesi. Burada zaten bizim hastalarla maksimum 5-10 dakika süremiz oluyor. Yani biraz kafana fazla takmışsın. Bu kadar ya, ne var yani? Bu kadar büyütmeye gerek yok. Depresyondayım şu an. Tamam. Sen depresyondasın. Ben sana yine depresyon başlangıcı yazıyorum. Ama intiharı çok düşündüm hocam. Sen psikolog. Sana bir tane şimdi antidepresan yazıyorum. Zeprex. Bu Prozac'ın muadili. Prozac yazın hocam o zaman. Yok, bunu 1000 tane yazınca bundan firma tatile gönderiyor. Deli raporu almaya çalışan hasta vardı ya. Ha. Hastanenin önüne sıçtı kapının. Yemin et amına kodumun delisi bak.